Maden taşından dolayı zarar görecek. Çiçek açmış. Bu tozdan dolayı tamamen hepsi solacaktır. Fıstık ağaçlarımız tamamen aşılandı. Onlar onlar da yok olmaya lazım olacak. Armut ağaçlarımız öyle. Tamamen şu anda benim bütün geçimim bu bağdan geliyor. Devlet tarafından kesilmiş dağları aşılamak için. Bu bölge hepsi doludur. Bu köyde yaşıyorum. Şu anda arazilerimizin yanında taş işletme ocakları kurulmuş bulunmaktadır. Onun için biz şu anda bu geleceğimizi yok etmemeleri için ve köyün ve tapolu arazimiz sıfır yanında bu taş işlemesi yapılıyor. Şu anda buraya ÇED raporunu veren yetkililerin tekrar ÇED raporunu sorgulamasını istiyoruz. Çünkü tamamen biz şu anda devlet üretim üzerinden her ne kadar güzel bir şey olsa da ülkemiz için ama şu anda biz halk mağdur oluyor. Ben tüm geçimimi bu bağ üzümlerinden, badem ağaçlarından ve armut ağaçlarından ve arpadan geçindiriyorum. Eğer şu anda bu tozdan dolayı tüm ağaçlarım telef olacaktır. Şu anda taş ocağın iş makinelerinin kazdığı tüm taşlar bizim arazilerin içine düşmektedir. Ancak bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Geleceğimizi, gelecek nesillere güzel bir mera, güzel bir doğa bırakmak için lütfen sesimizi duyun. Tüm dağlık alanlarını orman statüsüne almışlar. Tamamen şu anda mera yolu, şu anda iş makineleri de mera yolunu kullanmaktadır. Hayvanlarımız da geçişinde de zorlanıyor ve tamamen şu anda köyümüzün güneyinde, doğusunda, kuzeyinde her yerinde bir taş ocağı açılmış ve tamamen hepsi aynı, hemen hemen aynı yerden gelmektedir. Şu anda 4 ve 5.'si de gelmek üzere. Çünkü gelen kişi öbürüne söyleyip bir şekilde gelmektedir. Zaten bu taş ocaklarının çoğu sorunlu. Bu taşın da ne kadar güzel olduğu da muammadır. Şu anda buradan tamamen tırlarla dolu, hatta tonajları yüksek tonajlarla doldurup ve yolumuzu da tamamen bozarak gidiyorlar. Ve tamamen hiçbir şekilde görüyorsunuz, hiçbir şekilde iş güvenliği de sağlanmamıştır. Yani şu anda Orman Müdürlüğü'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'na ve buradaki tüm vicdan sahiplerine bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz hakkımızı hukuk içinde aramaya çalışıyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Bunun acilen derhal durdurulmasını istiyoruz çünkü burası bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi yıkmasına izin vermeyin. Çünkü biz buradan gelecek çocuklarımıza güzel hatıralar, güzel bir
bir hatıra bırakılmasını istiyoruz. Burası dede yadigarası, dede yadigarıdır. Burada platolar var, sit alanları var. Burası tarihi eser yeridir. Burası şehitlerin mezarlarının bulunduğu yerlerdir. Hiç ve köye bu kadar yakın olmasından dolayı da ayrıyeten şikayetçiyiz. Yani tekrar söylüyorum, ÇED raporunun tekrar sorgulanması ve tekrar bir şey uygun olup olmadığını kontrol edilmesini yetkililerden sesleniyoruz. Bu şekilde biz hukuk olarak tamamen hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Ve kesinlikle de bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim şu anda tüm geçim olarak buradan sağlandığımız için devlet şöyle bir şeyin üzerindedir. Eğer insanı yaşat ki devlet de yaşasın. Biz de şu anda bir devletin mensubuyuz. Onun için devlet yetkililerinin bize sahip çıkmalarını, sesimizi duymalarını, hiç kimsenin ardına saklanmadan sesimizi duymasını istiyoruz. Biz mağduruz şu anda. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Burada şu anda bulunduğumuz çalışma bulunduğu yerde 20 metre arada binlerce fıstık ağacı aşılmış. 20 yaşında, 40 yaşında fıstık ağacı yok ediyorlar bunlar. Efendim şahsiyatım benim. Yaklaşık 200 tane ağacım var. Bundan sonrası bu tozun içerisinde artık o 250 ağacından mahsul almam ben. Ben burada 9 çocuk babasıyım. İçerinde yaşıyorum. Bu bir haksızlıktır. Burada maden çıkartılıyor. Aynı zamanda 1 kilometre köyde yok uzaklık. Köyümüz 1800 nüfuslu çocukla yaşlı çocuk. Bunlar hepsi bu tozdan can tehlikede de yaşıyoruz. Aynı zamanda bizim lokmamız el atıyorlar. Tozdan efendim fıstık yok, badem yok olacak, fıstık yok olacak, kiraz yok olacak, üzüm yok olacak. Ekiller buğday, arpa yok olacak tozdan. Siz de bak 20 metre arada buğday aynı zamanda burada yetiştiriyoruz. Şu anda bu toplanmamız nedeni bu köyde bazı arkadaşlar da hepimiz burada toplandık. Burada nice badem ağacı hepsi fidan açtı. Bu mahsullar hepsi berbat olacaklar. Özellikle biz bu ormanı, bütün köyün vatandaşı koruduğu ormanı imha oluyor. Gerçekten. Yani şu anda bizim sığınacağımız kapı yok. Biz bütün yetkililere sesleniyorum. Bu zulümdür, haksızlıktır yani gerçekten.